Zeynep. Artık senin kalbinde o var. Ne Zeynep'i Mihriban? Biliyorum. Giderek ona daha çok yaklaştığını görmediğimi mi sanıyorsun? Hem aramızdaki ilişki gün geçtikçe... Aramızda zaten bir ilişki kalmamıştı Mihriban. Anla bunu artık. Hayat dönüme çıkan hiçbir fırsatı kaçırmadım. Kimse sahibi, hemen gidip alalım. Meryem Ekecik adına kayıtlı. Meryem Ekecik mi? Gidip o yılanın otelinde işe girmişsin. Ötesi neymiş bakalım? Sözümü kesme de dinle. Bir adam bizim tarlaya otel yapmak istiyor. Tarlanın değerinden çok çok daha fazlasını veriyor ana. Bizim satılacak tarlamız yok. Demek annen satmak istemiyor. Çok dil döktüm ama. Sağlık olsun. Gerçi en uygun yer oraydı. Bacım bakar mısın? Buyur. Biz birini arıyorduk da. Kimmiş o? Ya adı neydi abi? Ahmet olacak. Ya Ahmet herhalde. Aslında biz de tam olarak bilmiyoruz. Bize de muhtarın oğlu haber verdi. Bir yangın mı çıkmış ne olmuşsa. Ya evleri vardı herhalde şöyle şu tarafta. Dedim ya biz de tam olarak bilmiyoruz. İmdat! Kurtarın beni, imdat! Nereye gidiyorsun? Nereye dedilerse oraya. Mihriban'ı birileri kaçırdı ağam. Ne diyorsun lan sen? Mihrali oğlum. Dur Meryem yenge ne oldu? Mihriban yok. Osman'la şimdi onu konuşuyordu. Söylediğine göre en son o görmüş. Nerede gördün? Taşlığın orada uçurumun kenarında. Uçurumun kenarında mı? Bana bak. Kızının mezarda olması bir sözüme bakar. Kızım. Kurbanınız olayım. Yapma bir şey yapmayın. Eğer bir kişinin bile haberi olursa... Yemin ederim... Kızın ölmüş. Hatta kızının yanında Mehmet'in de canını alır. Hocam eğer ona bir şey olmuşsa... Ağzını hayra aç Mihrali. Allah'a güven ve gerisini ona bırak. Hadi yürü oğlum. Mihriban! Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yürü be yürü! Sen dur. Bana bak kızım. Bu kafirin sana el sürmesine izin vermedim diye yumuşak belleme beni. Zorluk çıkaracak olursan gözünün yaşına bakmam öldürürüm seni. Çabuk ol lan. Ne çabuk yorum. Yeniyorum ağam. Kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Sen ne yapıyorsun burada? Ben. Evim burada. Küçük bir kulübem var. Bir kadın üçte çocuk yuvarlanıp gidiyoruz işte. O kulübede oturan yok ki. Yıllardır o kulübe boş. Bunlardan biri miydi gördüğün? Değildi. Bağlayıp arka tarafa götürelim. İş bittikten sonra icabına bakarız. Niye kaçırdın? Bir yerine bir tek kıymık battıysa asarım seni. Asarım! Konuş! Razi. O kaçırdı. Ben kaçırmadım. Ah!
Dur! Dur dedim! Hayır! Yapma abi! Ayaklarının altını öpeyim, yapma abi! Kanlarınız dereler gibi akacak aşağıya. Bittiniz lan siz! Ölüm az gelecek size! Ulan bostan çakısıyla beni mi korkutacaksın? Çocuk muyum lan ben? Söz ulan! Söz! Alo. Ne oldu lan? Niye aramadınız hiç? Durumlar nasıl? Beyim durumlar kötü. Metin ben uyurken kızı alıp kaçırmış. Sonra bir adam geldi. Sakın kızı elinizden kaçırdığını söyleme, öldürürüm seni. Tam öyle değil beyim. Adam yani Metin'in peşinden gitti ama şimdi ne yapalım? Rasim Bey ne der bu işe? Rasim mi? Bana bak lan. Rasim mi dedin sen? Dur, Rasim Bey'e veriyorum. Rasim benim dayım. Ulan it sürüleri. Bir eksik eteği elinizden nasıl kaçırırsınız ha? Rasim Bey biz ne bileyim yani. Allah cezanızı versin sizin. Rasim Bey. Buraya iki adam daha geldi. Yakalayıp kız kıvrak bağladık. Biri yeğeniniz olduğunu söylüyor. Yeğenin de. Eşber de. Adı Eşber'miş. Ne? O it oğlu için ne işi var orada? Ne yapmaya gelmiş? Herhalde kız için gelmiştir. Bırakın bağlı kalsın. Aklı başına gelsin. Sen de hemen gidip kızı yakalamaya çalış. Adam dedin. Kimdi o? Vallahi genç, esmer, güçlü kuvvetli biriydi. Bana bak. Hemen gidip kızı kurtarmaya bak. Olmazsa ortada en ufak bir delil bırakmadan oradan kaçın. Tamam beyim. Millet orayı bulduysa jandarma da birazdan orada olur. İçeri düşerseniz bülbül gibi ötüp beni de ele verirsiniz şimdi. Yok beyim. Konuşma. Biz... Hemen dediğimi yap. Hadi çözsene. Ne duruyorsun? Öğrendin işte. Rasim'in yeğeniyim ben. Dayın senin akıllanmanı istiyor galiba. Dağ havası iyi gelir. Biraz orada kalsınlar dedi. Dur lan dur. Çözsene bizi. Adnan, en güvendiğim adamlar dedin. Ustalar dedin. Ne oldu şimdi? Ben de anlamadım Rasim Bey. Ulan kız gitti elimizden. Tarlayı nasıl alacağız şimdi? Bir yolu vardır mutlaka. Bana bak Adnan. Beni heyecanlandırıp da bu belayı başıma saran sensin. Eğer bana en ufak bir şey olursa gerisine karışmam. Rahat olun Rasim Bey. Metin toydur ama Veysel bu işi kıvırır. Umarım söylediğin gibi olur Adnan. Yoksa seni de ormanın toprağına gömerim.
Hadi toparla kendini Meryem. Bir çay iç de kendine gel. Hadi. Köydeki herkes seferber oldu. Her yeri aradılar. Bir şey olmuş olsa bulurlardı. Mutlaka çıkıp gelecek. Üzülme. Bozuk değilmiş. Çalışıyor. Meryem, bir yerden telefon mu bekliyorsun? Yok. Hadi ulan beceriksiz fare. Alt tarafı iki ip çözeceksin. Olmuyor ağam. Benimkiler de bağlı. Gerizekalı! Senin yüzünden buralara düştük zaten. Arka tarafta yakalanmasak buralarda madar olmazdık. Salak! Sen de ön tarafta yakalandın ağam. Kas lan! Cihat, Ahmet siz böyle bakın. Bakmadığımız yer kaldı mı muhtar? Keçi tepesine bakmaya bir grup gitti. Orada da yoksa... İşte onlar da geliyor. Ne oldu? Bir şey bulabildiniz mi? Hiçbir iz yok hocam. Ne gören var ne duyan. İyice meraklanmaya başladım. Kötü haber. Tez duyulur derler. Hoca emmi. Öyle. Tevekkül Allah demekten başka çare yok. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam azam. Gel bakalım gel. Hocam, olanları duydum, çok üzüldüm. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Bizim de bütün temennimiz bu azam. Buyur otur. Ben eşbere bakmıştım ama dünden beri kayıp. Gece de eve gelmeyince... Bir gören var mı diye sorayım dedim. Eşber abi dün kahvedeydi. Bir çay içti gitti. Mihriban'ın ortadan kaybolmasıyla ilgisi olmasın? Herkes daha önce neler olduğunu biliyor. İkisinin birden ortadan kaybolması tesadüf olamaz. Seyfullah, otur yerine. Emin olmadan insan suçlanmaz. Ama hoca emmi, her şey ortada. Allah bilir. Var mı böyle bir şey Azam? Bilmiyorum hocam. Bilgim olsa buraya gelip arar mıyım? Birileri geldi. Ulan inşallah köyden kimse gelmemiştir de bu halde görünüp malzeme olmayız. Bu. Şşş, ses çıkarma. Susarsak kim kurtaracak bizi ağam? Komutanım burada birileri var. Komutanım buradalar. Ne oldu komutan? Ne gülüyorsun? Hadi çözün şunları. Haklısın. Hadi Seyfullah. Durumu jandarmaya bildirelim. Ercan. Sen de gel bizimle. Eşber'i en son gören sensin. Peki hocam. Allah'ım neredesin yavrum? Oğlum. Ay aybaşım. Mihriban'ın peşinden gitmiştir. Ne diyorsun kız sen? O yılan dilinle Eşber'ime dil uzatmaya utanmıyor musun? Koparırım o dilini. Anladın mı? Aybaşım ay. Geçen ay, gün konuştuklarınızı duydum. Ay. Mihriban'dan hala vazgeçmemiş. Aklı da gönlü de hala onunla. Evli barklı adam oldu ama. Deli de pabuçka da. Paralarım ah. Seni. Erkek o. İstediğini yapar. Sana ne? Git kapıya bak. Ay başım ay başım. Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Sağ ol kızım. Azam. Ne oldu gören var mı? Azam konuşsana be adam. Dilha. Bu olan yine bir delilik yapmış galiba. Mihriban'ı o kaçırmış. Ne diyorsun sen be? Eşberim yapmaz öyle şeyler. Sana kalsa melek dersin tabii. Her halt yiyor. Her taşın altına o çıkıyor. Sen de şu yanaşma gibi konuşup da asabımı bozma. Bir şeylerle. Rasim'i ara hemen. Rasim sanki ondan aşağı kalır da.
Hepinizin aklı fikri şeytanlığa çalışıyor. Ara dedim. Ara! 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 Kesin zırlamayı. Tepeme attırma benim. Ah! 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 Alo. Alo Rasim. Söyleyin işte. Rasim, işler yine karıştı. Mirvan'ı kaçıran belli olmuş. Ne demek belli olmuş? Ne diyorsun sen enişte? Eşmer kaçırmış Rasim. Dün kahvede görmüşler. Sonra da Mirvan kaybolmuş. İkisi de ortada olmadığına göre. O itin böyle bir şey yapacağı belliydi enişte. Elimi üstünden çektiğim anda bir halt ediyor. Peki ne yapacağız Rasim? Bana ne ya? Sen düşün. Kendi edip kendi buluyor. Elden bir şey gelmiyor ki Rasim. Köpek değil ki bağlayıp kapının önüne koyayım. Senin basiretsizliğin. Ağırlığını koyup bir oğlana sahip çıkamıyorsun. Sorma sahip. Sen ne işe yararsın orada enişte? Rasim! Ne biçim laf bu şimdi? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Enişte, karşında çocuk yok senin. Enişte diyorsam saygıdandır. Arada ablam var diyedir. Yoksa senin gibi ciğeri beş para etmez adamlarla uğraşacak vaktim yok. Ne dedi? Konuşsana uyuz adam. Ne dedi kardeşim? Kardeşinin de, senin de. Yetiniz lan canıma. 3 kuruşluk gururum var. Onu da ayaklar altına aldınız. Yetmedi mi? Gurur sende ne arar be? Şu evde yatıp kalktığına, başkanlık koltuğunda oturduğuna şükret. Kimin sayesinde sanki bunlar? Zilha, damarıma basıp da tepeme attırma benim. Atarsa ne olur? Yalan mı? Donuna kadar her şey bizim değil mi? Çiftlikte ırgatlık ediyorken hayal edebilir miydin bunları? Yetti Zilha. Daha fazla ileri gidersen... Bir halt edemez. Şu yanaşmadan ne farkın var? Yediğin kaba pisleme azam efendi. Kursağındaki lokmadan ayağındaki kunduraya kadar her şey benim. Sense bir hiçsin. Anladın mı? Bir hiç! Öldürürüm ben seni. Öldürürüm. 25 yılım verdim sana. 25 yıl üstüne titredim. Deliliklere katlandım. Saçma sapan sözlere sabrettim. 25 yıldır yoksulluğumun, ırgatlığımın bedelini kuruş kuruş ödettin bana. Ama artık yeter. Her şey bitti. Irgatsın işte. Irgattan başka nesin? Ne bakıyorsun be? Ne bakıyorsun? Bu arkadaş Eşber'i öyle gördüm deyince belki işinize yarar diye getirdik. Yardımlarınız için sağ olun Dumanlı Hocam. Araziden daha yeni geldik. Eşber'i bir dağ evinin arkasında bağlı bulduk. Mihriban. Ekiplerimiz her yerde aramalara devam ediyor hocam. Mutlaka bir ize rastlayacaklardır. İnşallah komutan. İnşallah. Anneciğim bir isteğin var mı? Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Daha iyi olacaksın anneciğim. İğnelerin yan etkisi onlar. Alışınca daha iyi olacaksın. Mihriban'dan bir haber var mı? Yok. Sen aklını bunlara takma. Biliyorsun üzülmek yasak sana. Üzülmesem ne fayda? Düzeleceğim yok benim. Ben hep yanındayım ama. El alem ne derse desin. Düzelene kadar burada kalacağım. Bir isteğin olursa seslen yeter. Ah!
Bu evde senin işin yok artık Mihriban. Mihrali artık seni değil, beni seviyor. Beni, beni! Seni seviyorum. Seni seviyorum tabii ki. Sevdiğim sensin. Biliyorum. Onun için aramızda ne kadar engel varsa kaldırıyorum. Mihriban da olsa, annen de olsa. Mihriban! Mihriban! Ne yapacağız? Bir şey söyle Adnan. Sakin olmakta fayda var Rasim Bey. Metin ile Veysel gelmeden bir şey yapamayız. Cep telefonları da cevap vermiyor. Şarjları bitmiş herhalde. Geberesi herifler. Beceriksizler. Adnan, beni bu işe sen soktun. Şimdi sen çıkaracaksın. Eğer üstüme bir çamur sıçrarsa o çamurları yedirtirim sana. Merak etmeyin Rasim Bey. Metin deli doludur ama Veysel onu dizginler. Ayrıca ikisinin de ağzı sıkıdır. Yıllardır çalışırım. Dua et ki öyle olsun. Muhtar emmi, senin ne işin var burada? Yer yerinden oynadı, senin haberin yok mu? Ben gece burada kaldım da, ne oldu? Şey oldu. Yoksa anama mı bir şey oldu? Yok, anan iyi. Yalnız ablan 2 gündür kayıp. Ne? Meryem, şu an ne hissettiğini anlıyorum. Teselli edecek bir söz olsa, bir haber. Gitti kızım. Benim yüzümden gitti. Gün yüzü göremeden, gözünün yaşı kurumadan gitti. Gitti, gitti kanala kuzum. Niye senin yüzünden olsun Meryem? Ne oldu ki? Gel. Başkanım, siz çıkmadınız mı? Hayır, buradayım. Odaları kontrol ediyordum da ne zaman eve gidersiniz? Ben biraz daha çalışacağım. Gecikebilirim, sen çık. Peki, peki. Telaş etmeye gerek yok Rasim Bey. Her şeyin bir çözümü var. Adnan şunlara bir şey söyle. Benim tepemin tası atıyor. Ama tamam Veysel. Ben hallederim efendim. Bana hallederim deme. Geldiğinden beri hallederimden başka bir şey yok. Neyi hallettin hani neyi? Şimdi hemen burayı terk ediyorsunuz. 3 ay 5 ay kesinlikle ortada dolaşmayın. Anladınız mı? Bu halde mi beyim? Dangalak herif. Kes sesini. Bütün bunlar senin yüzünden oldu zaten. Veysel, al şunu hemen dediğimi yap.
İzmir'de bir çaresine bakarsınız. Gideceğiniz yer malum. Anladım beyim. Kalk hadi gidiyoruz. Tarif ettikleri adam kim biliyor musun? Mihr Ali. Kim ki o? Kanlımız. Düşmanımız. İyi de o kadar korkacak ne var? Aptal herif. Anlamıyorsun değil mi? Sevdiğini kaçırdığımızı öğrenmiş. Şimdi her yerde beni arayacaktır. Bilmezsin o itin inadını. Şimdi ne yapacağız? Tarlayı nasıl alacağız? Tarla derdinde değilim şimdi. Adnan, şu senin adamlar. Ötmezler değil mi? Hı, kesinlikle. Demir gibidirler. Aklında ne var? Yok bir şey. Benim Bandırma'da bir evim var. İkimiz de bir süre orada saklanacağız. Adamlarım seni önce götürürler oraya. Ben buraları iyice temizledikten sonra gelirim. Tamam mı? İyi olur. Ortalığın durulmasında fayda var. Sonra bakarız işimize. Gel. Rasim Bey, yeğeniniz Eşber Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Lobide bekletiyorum. Tamam, geliyorum. Adnan, ben şuna bakayım. Hı hı. Adamlarım da seni birazdan götürürler. Sonra görüşürüz. Keyfine bak. Bak bana. İçerideki adam var ya, hı hı. Onu alıp ıssız bir yerde işini bitirin. Sonra da iyice gömün ki hiçbir iz kalmasın. Tamam mı? Baş üstüne Rasim Bey. Hadi. Eşber. Mihriban nerede? Alçak sesle konuş lan. Gel şuraya. Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun ha? Her tarafta arkandan koşup donunu toplayan ben değil miyim? Sana kimse zorla yaptırmadı. Bundan sonra da bir şey istemiyorum senden. Mihriban nerede? Ne o? Sevda ateşin başına vurmuş. O benim şerefim. Namusum oldu artık. Yaşarsa da benim elimden, ölürse de benim elimden olacak. Söyle şimdi nerede o? Yok, kaçmış. Doğru söyle dayı. Kaçmış dedim ya. Ne cehenneme gittiyse bilmiyorum. Umarım doğrudur. Yoksa onun kılına benden başkası zarar verecek olursa... dayımı dinlemem, yıkarım bu oteli başına. Ne olur nesi var? Ayağından yılan soktu doktor. Ne olur yardım et. Ne kadar oldu ısırıldı? 2 saati geçti. Ben yarayı açıp akıttım biraz. İyi yapmışsın, merak etme. İyi olacak. Mihr Ali. Kurtulacaksın Mihriban. Kurtulacaksın. Mihr Ali. Dayan biraz. Hadi dayan. Dayan biraz ne olur. Mihr Ali. Abla. Abla. Sakin ol Mehmet. Ne olmuş ona hocam mi? Nesi var? Bir şey yok evladım. Doktoru gerekeni yapacak. İyileşecek Allah'ın izniyle. Benim yüzümden oldu hocam. Benim yüzümden oldu. Hayırdır inşallah.
Meryem teyze evde mi? Ne oldu, bir haber mi var? Mihriban abla bulunmuş. Yavrum, Mihriban'ım. Nerede şimdi? Sağlık ocağında, oraya getirdiler. Aman Allah'ım. Bir şey mi oldu yoksa? Bilmiyorum ama Ali abinin kolu yaralıydı. Hadi hemen gidelim. Hemen gidelim. Koşu sadece sıyırmış. Ama yine de fazla zorlama. Önemli değil. Mihriban iyi olsun da. Gereken müdahaleyi yaptık. Bundan sonra bekleyeceğiz. Başından ayrılmayın. Tepki verirse haberim olsun. Mihriban'ı nerede buldun? Dere kenarında hocam. Oğlum ne oldu, anlatsana. Neler oldu da bu hale geldiniz? Kaçırmışlar. Kaçırmışlar mı? Nasıl kaçırmışlar oğlum? Kim kaçırmış? İki adam. Kurucanın tepesinde bir dağ evine. Vicdansızlar. Peki kim yaptırmış olabilir böyle bir alçaklığı? Hem niye? Bilmiyorum hocam. Yavrum! Yavrum! Allah'ım! Ne olur bağışla bana kızımı. Canım yavrum. Evladım. Ne oldu Mihriban? Canım kızım. Yılan benim. Sokmuş Asibe. Serum bağladı doktor. İyi olacak Allah'ın izniyle, iyi olacak. Nedir bu yılanlardan, çıngıraklardan çektiğimiz yarabbim? Mihriban, şüphelendiğim biri var mı? Niye geldin Eşber? Mihriban'ı görmeye geldim. Mihriban iyi. Hadi git buradan. Gir. Ne oluyor lan? Ahır kapısı mı burası? Ne biçim kapı vuruyorsunuz? Kusura bakmayın Rasim Bey. Bir an boş bulunduk. Ne oldu? Adnan işi tamamdır. Ormana yakın bir yere gömdük cesedini. Güzel. Köyde durumlar nasıl? Mihriban bulunmuş Rasim Bey. Mihrali bulmuş onu. Sağlık ocağında yatıyormuş. Ya Mihrali? Kan kaybından ölmemiş mi Mendebur? Kolundan yaralıymış. Mihriban'ın yanından ayrılmıyormuş. Her an tetikte olun. Baş üstüne Rasim Bey. Mihriban, ah güzel kızım. Tarla kadar başınıza taş yağsın emin. Yavrumdan ne istediniz ha? Taze çiçeğimden ne istediniz? Ah aptal kafa. Ne uğraşırsın elin haydutlarıyla. Gonca kızım. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Bana söylemediğin bir şey var yenge. Ne bileyim oğlum. Ne diyeyim? Hadi söyle. Mihriban'a. Mihriban'ı kaçırdıklarını biliyordum. Ama elimi kolumu bağladılar. Bir kişi bile öğrenirse öldürürüz dediler. Çıngırak mı yenge? Yok. Aha, bunun tarlayı satmak istediği adamlar. Kim onlar Mehmet? Bilmiyorum. Tarlayı satmak istediğin adamlar kimlerdi Mehmet? Rasim Bey. Yani Rasim Bey tanıştırdı bizi.
Hem nereden biliyorsun ki onların kaçırdığını ana? Hiçbir şeyden haberi yok tabii. Evde durduğunu var bilesin tehdit telefonlarını. Şaşırdım kaldım kadın başıma. Para para diye ananı bacını çakallara yedirtiyordun az kalsın. Ana! Mehmet! Sana bir kez daha söylüyorum. O otelin, o yılan yuvasının yanında bile dolaştığını duyarsam... Paramparadan hayır geldi. Nerede görülmüş oğlum? Bak. İyi bak. Bu ailenin en başta erkeği sen değil miydin? Ha? Böyle mi bakacaksın ailene? Böyle mi bakacaksın? Affet beni ana. Bilemedim ana. Tamam evladım. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam Mehmet. Her şey düzelecek. Merak etmeyin. Her şey düzelecek. Ali, yaralandığını duyunca hemen koşup geldim. Nasılsın? Ben iyiyim. Mihriban. Doktorla konuştum. Onun bir şeyi yok. Asıl senin kolunla ilgilenmek lazım. Ben iyiyim dedim. Hadi muhtar, hepiniz evlerinize, biz buradayız. Allah hepinizden razı olsun. Hadi iyi geceler. İyi geceler, Allah razı olsun. Hayırlı geceler. İyi geceler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geçmiş olsun. Mihriban nasıl? İyi, sağ ol. Azam. İstersen konuşalım. Hadi gel. Eşber hocam. Bu çocuğun yaptıkları... Artık ne yapacağım bilemiyorum. Oğlun kötü bir şey yapmamış ki. Mihriban'ı kurtarmaya gitmiş. Yalan çoban hikayesini bilirsiniz. Eşber ne yaparsa yapsın, gözler hemen üstümüze çevriliyor. Zilha bir taraftan, Rasim bir taraftan. Mahvoldum hocam. Bittim artık. Kapıyı çarpıp çıktım evden. Bir daha da dönmeyeceğim. Belediyeden de ayrılacağım. Millet seni buraya getirdiyse, senin onlara bir borcun, sorumluluğun var demektir. Azam. Hizmet götürüp memnun edeceğin, hayır dualarını alabileceğin koca bir topluluğun başındasın. Böyle şeyler hepimizin başına gelir. Önemli olan sabırla göğüsleyip dua etmektir. Allah'tan kuvvet dilemektir. Evden ayrılmana gelince... bir sorunu çözmek için çaba göstermek... o sorundan kaçmaktan daha hayırlıdır. Bu saatte ne işin var ayakta? Seni bekledim. Gelmeyince merak ettim. Çocuk muyum lan ben? İstediğim saatte gelirim. Mihriban'ı sen kaçırmışsın. Niye Eşber? Ulan herkesin dilinde aynı şey. Yok öyle bir şey. Herkes biliyor. Jandarma da biliyor. Ben kaçırmadım. Ama arkasından gittin. Sana hesap mı vereceğim? Ne cüretle bana hesap sormaya kalkıyorsun? Biz evlendikten sonra... Evlenmedik biz, anlıyor musun? Evlenmedik. Düşün biraz. O fındık kadar beynini biraz çalıştır. Senin gibi bir salak kızla niye evleneyim? Sadece hapse girmemek için mi? Uyan, uyan. Nihayet anladın. Karnında çocuğunu taşıyorum. Senin için Dumanlı Hoca'yı bile ezip geçtim. Sırf senin için. Bu muydu karşılığı? Karnındaki çocuk olmasa seni burada bir dakika bile tutmazdım. Hala öyle. Ama dua et ki içinde benden bir parça var. O olduğu sürece de burada kalacaksın. Ama benim karım olarak değil. Doğduğum günden beri neysen o. Bir yanaşma olarak.
İyi olacak, meraklanmayın. Sağ olun. Beklemene gerek yok Mihir Ali. Biraz daha dinlenirse iyi olacak, merak etme. Sağ olun. Zeynep Hanım, siz buradan ayrılmayın. Peki doktor bey. Söylediklerimi unutma Mihriban. Sakın unutma. Sana yapılanlar cezasız kalmayacak. Oğlum, dilin neler söylüyor senin? Kurban olan bir de sen üzme bizi. Mihriban'a iyi bak Meryem yenge. İyi bak. Ali, nereye gidiyorsun? Yılanın başını ezmeye. Yapma Ali, gitme. Gel şöyle oturalım biraz, konuşalım. Senin biraz rahatlamaya ihtiyacın var. Sağ ol ama şimdi oturacak zaman değil. Gitme lütfen. Daha fazla uzatmayalım. Ne oldu kızım, hayırdır? Yok, yok bir şey. Siz çok yoruldunuz. Arkada bir yatak var. Oraya geçip dinlenin biraz. Yok kızım. Ben Mihriban'ımın yanından hiç ayrılmam. Ben bu hataya nasıl düştüm? Nasıl? Gel bakalım Mihir Ali. Gel. Bırakın be, bırakın. Merhaba Mehmet. Benimle oyun oynama. Nerede o Adnan denilen şerefsiz adam? Söylesene, nerede? Çıkın siz. Ablam kaçırılmış. Ne istediniz ondan? Ne hesabınız varsa benle görün. Ne? Ne diyorsun Mehmet? Kim kaçırmış? Haberin yok mu yani? Sana benimle oyun oynama diyorum. Yoksa o namussuz ablanı mı kaçırmış? Allah cezasını versin. Onu da mı yapmış? Başka ne yaptı ki? Halimi görmüyor musun? O kansız beni dolandırıp kaçtı. Mahvoldum Mehmet, mahvoldum. Bir bulsam önce ben mıhlayacağım. Paramparça edeceğim. Ah bir elime geçse. Nereye kaçtı? Senin ne işin vardı onunla? Bizim buralara yatırım yapmak istiyormuş. Otel işine girecekmiş. Gel ortak olalım dedi. Kendini öyle iyi sattı ki şerefsiz. Düşün. Ben bile anlayamadım. Nasıl becerdi anlamadım. Sabah bir geldim, kasanın kilidi kırılmış. Adam yok ortada. Tabii arsalar, tapular, senet, sepet hepsi gitmiş. Ablan nasıl? İyi şimdi. Ali abi baygın yatarken bulmuş. Peki kaçıranlar? Onları bilmiyorum. Ama Ali abi sana çok kız. Bütün gün otelde, gece de yemekte beraberdik biliyorsun. Hiçbir suçum yok. O Adnan'a kanmak dışında. Mihir Ali nerede şimdi? Ablamın yanındaydı. Ne olacak? Mihir Ali'ye git, durumu anlat. El ele verip bulalım o Adnan'ı. Tamam. Haydar. Hazırlanın. Mihir Ali'yi vuracaksınız. Hadi arkadaşlar. Senin kılına bir zarar gelse canımdan can gider oğul. Allah'ıma şükürler olsun. Sağ salim bulmuşsun Mihriban'ı. Onun da bir şeyi yok değil mi? Yok ana. Meraklanma sen. Hadi sen dinlen biraz. Yorgunluğum yok oğul. Bu ilaçlardan mıdır nedir? Bir uyku bastırıyor ki hiç sorma. Adnan'ın arabasını alın. Başınıza da kar maskesi falan takın. Vurduktan sonra arabayı köy dışında bir yere bırakıp kaçacaksınız. Adnan'ın üstüne yıkacağız cinayeti. Kimse, ama hiç kimse bilmeyecek sizin olduğunuzu. Mihir Ali'nin öldüğünden emin olacaksınız. Bütün şarjörü boşaltın. Sıkılmamış bir tek kurşun da gelmeyin yanıma. Siz hiç merak etmeyin. Hadi.
Yetti artık uykusuz geceler. Atalarımızın kanı da, benim hıncım da sonuçsuz kalmayacak Demirci Ali. Gülüyor.